Devam ediyoruz canlı yayında. Isparta'da Şükür Türkan'ın 15 yaşındaki kız çocuğunun başına ne geldi? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Hayatta mı? Öldürüldü mü? Öldürdüyse kim öldürdü? Kim 15 yaşındaki bir çocuğa kıydı? Ve her şeyden önemlisi, öldürüldüğünde 5,5 aylık, 5 aylık hamile miydi? Yani gerçekten deli sorular. İnsan çok da üzülüyor ama maalesef bu soruları sormak zorundayız. Çünkü kızımız ortalıklarda yok, değil mi Mustafa? Aynen. Senin evladın, değil mi Fatma? Aynen. Senin evladın. Şimdi Hızır birazdan o gün sizi 15 Şubat'ta sizi köyden Isparta merkeze götüren belediye çalışanı Hızır Bey birazdan canlı yayın olacak. Evet. Arkadaşlar kedimizle bir ilgilenir misiniz? Oh, dünya tatlısı. Onunla bir ilgilenelim lütfen. Gökhan gel alabilirsin. Şimdi Hızır Bey, bir görebilir miyim sizi? Bir Hızır Bey'i bir göreyim arkadaşlar. Hızır Bey merhabalar. Merhaba Midem Hanım. Beni gayet iyi duyuyorsunuz zannediyorum. Evet, duyuyorum. Tamam. Bir yüksek, içerideki playback'i yükseltelim arkadaşlar. Hızır Bey'in sesi tam anlaşılsın. Şimdi Hızır Bey, siz çok kritik isimlerden birisiniz. O yüzden yayın davetini kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum size. Aracı olanlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Anons etmeye zaten gerek yok. Şimdi Mustafa Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyorum Didem Hanım. Peki. Fatma Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet Didem Hanım. 2014 yılında da, yani 15 yaşındaki kızımız kaybolduğunda 2014 yılında da belediyede mi çalışıyordunuz? Evet, belediyede çalışıyordum Didem Hanım. Göreviniz neydi Hızır Bey? Görevim şoför Didem Hanım. Peki. 15 Şubat 2014 tarihinde taşınma için sizi kim arayıp yardım istedi? Bakın Didem Hanım, şu şekilde söyleyeyim. Bu konuyla ilgili jandarmaya da ifademi belirttim mi? Evet. Gittiği günü, çünkü Büşra Hanım'a da bunları söyledim. Muhabirimize gittiği evet. Gittiği günü kesinlikle hatırlamıyorum. Ben izninizle bazı sorular sorayım, hatırlamıyorsanız hatırlamıyorum dersiniz ama ben soruları sormak zorundayım bir gazeteci olarak. Sizi o gün oraya taşınmak için, arabayı kullanmak için ya da aracı kamyona getirmek için sizi kim aradı? Mustafa Bey sizi kim aradı? Pardon, Hızır Bey sizi kim aradı? Buyurun. Belediye başkanı görevlerin bana veya bir başka şoföre. Hı hı. Şoför aracı götürür bırakır gelir. Ya ben de size okunuyor işte başından giriyorum. Gittiği gün kesinlikle yok Didem Hanım. Ama geldiğim günü hatırlıyorum. Getirdiğimi hatırlıyorum Mustafa. Tamam. Anladım. Belki sorularla bazı şeyleri hatırlamanıza yardımcı olurum. 15 Şubat 2014 tarihinde Mustafa ve ailesinin eşyalarını siz mi kamyonla Isparta'ya götürdünüz? Didem Hanım bakın götürmüş olabilirim dedi. İnkar etmiyorum. Yani götürmüşümdür ama o kadar çok yere gittim geldim ki. Ya ben o kadar çok yere gittim geldim ki bu 15 yıl içinde. Ben 18 yıldır çalışıyorum. En son 15 yıldır şoförlükteyim. Yani Mustafa'yla Fatma'yı götürmedim veya bu aracı kullanmadım oraya götürmedim diye inkar etmiyorum. Götürmüşsünüz ama o güne ait hiçbir emare yok. Bunu her türlü ifademde her yerde de belirttim. Peki. Ama gittiğimi hatırlıyorum. Onu da şöyle söyleyeyim. Kendisi de oradadır. Bakın söyleyeyim. Fatma Hanım burada bir tabii. Bir tane muhabbet kuşu vardı gelirken. Onu aracın üzerine sarmadılar ölür diye. Mustafa bucağını aldı gelirken. Eşi de vardı. İki tane de çocuk vardı. Getirdiğini de buradan aklımda kaldı. Şimdi getirdiğiniz tarih 2 yıl sonrası Hızır Beyciğim. 2 yıl sonrasını siz bana söylemeye çalışıyorsunuz. Ben o gün anladım geldi yani Isparta'dan köye geldikleri günü çok net böyle berrak bir şekilde hatırlıyorsunuz. Ama gitti. Şekilde hatırlıyorum Didem Hanım. Anladım. Kuştan hatırlıyorum. Peki artı ben şu Didem Hanım. Buyurun, buyurun. Ben doğduğumdan beri sadece 10 yıl dışarıda kaldım. Mustafa'nın böyle bir kız olduğunu jandarmadan öğrendim. Hiç görmedim Didem Hanım. Buna emin olabilirsin. Ben Mustafa'nın böyle bir kız olduğunu bile bilmiyordum. O gün, benim gibi onu arayan çok kişi bilmiyor. Anladım. O gün taşındığını yani Mustafa'nın evine ne sıklıkla gelip giderdiniz? Sadece taşınma günü mü gittiniz? Didem Hanım benim Mustafa'yla bir samimiyetim yok. Sadece çok sokakta ve orada burada görün merhaba merhaba başka hiçbir şey bir şekilde evine gidip gelme olayım yoktur benim.
Peki. Yine ben benim için önemli, tabii döndükleri zaman da önemli. O zamanla ilgili de sorularım olacak. Belki sorularla ve cevaplarla size bazı şeyleri anımsatabilirim. Şimdi o gün hafızanızı yoklamanızı rica edeceğim. Çünkü 2 yıl sonrasını hatırlıyorsunuz. Ve oradaki bir muhabbet kuşundan dolayı hatırlıyorsunuz. Başka hiçbir şeyden hatırlamıyorum. Anladım. Peki belki sizde böyle çağrışım yapabilecek sorularla bir şeyleri hatırlamanızı, hafızanızı bir anlamda yerine, o anlamda söylüyorum. Hafızanızda bir sorun yok gördüğüm kadarıyla. Ama o günle ilgili hafızada bir sorun var ve hatırlayamadığınız için bazı şeyleri hatırlamanıza yardımcı olmak adına sorularla size bir yardımcı olayım, destek olayım. O gün... Çünkü önce siz kamyonu getiriyorsunuz, oraya bırakıyorsunuz. Ertesi günde eşyaları yükleyince onlar. Sonrasında da aileyi alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Şimdi ilk kamyonu getirdiğiniz gün, o gün Şükür'ü gördünüz mü? İşte Didem Hanım bakın, yine anlatmaya çalışıyorum, yine aynı yere geliyoruz. Hı hı. O günle ilgili diyorum bakın Didem Hanım, eğer en ufak bir MR olsa, en ufak bir şey olsa hepinizle paylaşacağım bu konuyu. Yani çok da zorladım. 15-20 gündür hafızamı çok zorluyorum. Belki bu yayın... Hızır Beyciğim... Bunu müştahanıma da söyledim ben. Tamam Hızır Beyciğim, belki bu yayın... Bakın belki bu yayın ve sorularım size bir şeyleri çağrıştırır ve hatırlamanıza yardımcı olur. Bakın kız evladınız var mı sizin? Kızınız var mı? Var. Allah bağışlasın. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile bırakılıp üstüne üstlük, yani ben bir yere götürülüp evlendirildiğini düşünmüyorum, ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Hayatta olmayan bir kızı arıyoruz. Dolayısıyla Şarkı Karaağaçlılar, sizin köy, herkes, Çarıksaraylar, herkes şu anda bu işe odaklanmalı. Ve bu işi temize çıkarmak için elinizden geleni yapmalısınız. Bu sizin hepinizin vicdan borcu. Yarın Allah korusun, Allah korusun belki orada bir katil dolanıyor ve herkes, evet, bütün kız çocukları tehlike altında olabilir. Bu yayının, evet, o anlamda da çok büyük bir önemi var. Lütfen. Bana şunu buyurun söyleyin Hızır Beyciğim. Fatma Hanım demişti ki ya ben götürmüşümdür veya bir başka şoför götürmüştür. İlk programda dedi ki siz de biliyorsunuz ki ilk programda da şey yapabilirsiniz. Söyleyin. Şoför arabayı bıraktı gitti, ikinci gün sabah geldi dedi. Bir başka programlarda dedi ki şoför de vardı o gün eşyalar yüklenirken dedi. Bir Fatma sizi hatırlatsın. Çelişkili konuşuyor Fatma diyorsunuz. Öyle mi Fatma? Hatırlatır mısın? Belki senin konuşman hatırlatır. İlk önce ona bakarak konuş. Odunların tarafına ya kamyonu getirip de sonra evin yanına götürmedin mi sen kamyonu? Bak ben dediğim bakın. Ben eşyaları götürmüş olabilirim diyorum. Bak hala aynı şeyleri söylüyorum. Bakın, hayır, kamyonun günler... geldiği günden bahsediyor. Tehdit edilmiş. Ha? Tehdit var. Tehdit mi var? Var. Unutma çünkü kızımın olmadığını, yani kızımın olmadığını bilmemesi şey değil. Çünkü çöp arası bu kullanır. Devamlı geçen gelir oradan. Ha böyle sizin oradan geçer. Ha, her zaman geçer gelir. Çünkü çöp arabası kullanır. Ha, yani çöp arabası kullanırdı. Benim çocuğumun olduğunu olmadığını, kızımın olduğunu olmadığını bilme. Ha, tamam o zaman Hızır Bey çöp arabasını kullanıyormuşsunuz kamyonunu. Buyurun. Yok. Nasıl? Tehdit var dedim ama. Gittim dedim. Ama ben Mustafa'nın böyle bir kızı olduğundan, varlığından haberim yok dedim Didem Hanım. Hızır abi sen çöp arabası kullanmıyor musun? Kızımın orada iş dolandığını görmedin mi? Sana yemin ediyorum, ister inan ister inanma, ben senin böyle bir kızın olduğunu karakoldaki asubaydan öğrendim. Şimdi olay gününe gelelim mi? Hızır Beyciğim olay gününe gelelim. Siz oraya kamyonu getirmişsiniz. Sağ olsun belediye başkanı da yardımcı olmuş. Ondan sonra kamyonu getirmişsiniz, koymuşsunuz. Hatta kamyonete yüklenmesini beklemişsiniz biraz, doğru mu? Aynen. Yemek de yememişsiniz, çay da içmemişsiniz. Hiçbir şey. 2-3 saat orada kalmışsınız. Hızır Beyciğim, siz 2-3 saat orada kalmışsınız. Fatma söylüyor. Bakın Didem Hanım. Hı. Yardım etti dedim ama şey derken yardım etti kendisi. Hatırlatmak hatırlamıyor. Bir dakika. Hızır abi, sen orada bize hem tutmadın mı, yardım etmedin mi? Mustafa'yla sohbet ettin ya kıyıda. Bak, yine söylüyorum bakın. Tamam Hızır abi, Mustafa yok muydu o gün? Mustafa yok muydu? Ait diyorum bakın o güne ait. En ufak bir diyorum bakın hatırladığım bir şey yok. Eğer hatırlasaydım zaten Büşra Hanım'a da. Ve size de bu konuyu söyleyecektim. Bak Fatma'yı soru soruyor. Belki hatırlamanızda. Çünkü siz de ben götürmüş olabilirim diyorsunuz. Yani böyle puslu bir görüntü var kafanızda. Yok, yani en ufak bir aklımda kalan bir şey yok. Hayır. Siz de diyorsunuz ki ben götürmüş olabilirim ama o günü hatırlamıyorum. Ama 2 yıl sonrasını hatırlıyorum diyorsunuz. Biz de sizin hatırlamanıza yardımcı olalım. Şimdi bakın.
hangi eşyayı yükledi arabaya, hatırlıyor musun hangi eşyayı? İlk önce dışarıdaki eşyalar vardı. Odun, çalı doldurmuştuk çuvala. Yani onları doldurduk. Sonradan evin yanına koydu. Buzdolabını şeyini sonradan yani onu yanaştırdıktan sonra kendimiz koyduk. Duydun mu? Bak çalıları, odunları yüklemişsin. Sonrasında da diğer büyük eşyaları yüklemek için yardımcı olmuşsun. Bu zamanım yok, billahi yok, aklımda en ufak bir şeyim yok bakın. Korktuğumdan, kimseden bir tehdit aldığımdan vesaire bir şey değil bakın. Yer zaten dün bir program, dün dedi ki Fatma Hanım, siz sizin programınızda. Dedesiyle vefatlar, çocukları el öpmeye gitti para. Orada bile çok düşündüm. Acaba ben burada durdum mu? Bu şekilde bir şey oldu mu diye. Ya hatırlasam neler söylemeyi?